Mustafa arkadaşımız dizaltı protez kullanıcısı. Buna protezinden daha önce klasik sistem diye tabir ettiğimiz protez kullanıyordu. Şimdi ise kendisine Harmony protez uyguladık. Harmony protez sistemi dizaltı protez teknolojisinde yenilen son nokta diyebiliriz. Soket, ara harmony sistem ve ayaktan oluşuyor. Bu harmony sistemin en önemli özelliği soket içerisinde herhangi belirgin bir noktadan ziyade güdüğün yani bacağın tamamına eşit ve her noktaya eşit bir şekilde baskı uygulaması. Bu sayede protez kullanıcısı soketi her noktadan hissedebilme kabiliyeti sağlıyor. Bir diğer özelliği ise yürüyüşle birlikte soket içerisindeki havanın dışarı atılabilme özelliği. Bu dışarı atılan hava soket içerisinde negatif basınç oluşturuyor ve bu negatif basınç da soketle bacağın uyumunu maksimum noktaya taşıyor. Protez kullanıcısı soketi bacağının bir devamıymış gibi, bir parçasıymış gibi hissediyor. Aynı zamanda bu sisteme ek olarak porsiyon ve süspansiyon kabiliyeti mevcut. Bu da farklı zeminlerde, farklı yüzey açılarında yürümeyi kolaylaştıran özellikler. Daha önce kullandığım klasik protezde büyük sorunlar yaşıyordum. Bu sorunlardan temel olarak ayağıma vurması ve ayağımdan çıkma hissi beni çok rahatsız ediyordu. Şu anki Harmony sistemde bunları yaşamıyorum. Harmony ile yere daha rahat, daha sağlam basabiliyorum. Daha kontrollü yürüyebiliyorum. Harmony protezi kullanmaya başladıktan sonra taksicilik yapmaya başladım. Ayağımda devreciyorum ve çok rahat bir şekilde aracı kontrol edebiliyordum. Bu protez başladıktan sonra günlük yaşantımda herhangi bir sıkıntı, eksiklik kalmadı. Her insan gibi ben de daha rahat spor yapabiliyorum, biliyorum, hızlı yürüyebiliyorum, koşabiliyorum. Diğer sistemlerde olduğu gibi Harmony'de de bir soket, bir ara bağlantı bölümü. Şimdi soketten başlarsak diğer sistemlerde var olan baskıların, belli noktalarda olan baskıların hiçbirisi Harmony'de yok. Tamamıyla bacağın şekline göre dizayn ediliyor. Tamamıyla bacağın her noktasında eşit basınç yapma prensibiyle dizayn ediliyor. Alt kısımda ise ve en önemli kısımda ise amortisör mekanizmasına sahip bir sistem var. Harmony'nin kalbi diyebiliriz bu kısma. Soketle arasında bir hava çıkış hortumu var. Bu yürüyüş esnasında yere her bacağın temasında, her adım atışımızda içerideki, soketin içerisindeki havayı dışarı atan bir mekanizma ve dışarıdan kesinlikle içeri havayı almıyor ve bu sayede soket içerisinde negatif basınç oluşturuyor. Bu negatif basınç sayesinde de protez bacağı sıkı sıkıya tutunuyor. Aynı zamanda bu mekanizmada az önce bahsettiğim gibi amortisör sistemi yaklaşık 7-8 milim her adım attığımızda içine giriyor ve aynı zamanda 5-10 derece arasında torsiyona da izin veriyor. Yani yerde herhangi bir taş üzerine bastığında ayağımız o farklı zemine adapte olabiliyor. Yokuş aşağı yokuş yukarı giderken yine bunları tolere edebilecek kabiliyete sahip. Harmony sistem protez ve Seabor karbon ayağımızla birlikte hasta koşu bandında 15 derecelik bir yokuş olmasına rağmen gayet rahat yürüyebiliyor. Bu da aslında yürüyüşe direkt olarak etki eden önemli parçalardan bir tanesi. Mustafa'da kullandığımız ayak sistemi 1C40 dediğimiz Seawalk ayak. Bu tamamıyla karbon komponentten oluşan bir ayak. İsmi de şuradaki C şeklinde yapıdan geliyor. Bu C şeklinde yapının özelliği ayağımızın yere her temasında bir gerilme oluşturması, bu C şeklinde karbon yapının. Ve ayağımızın yerden kalkış esnasında bu gerilen yapının tekrar eski konumuna dönme esnasında gösterdiği direncin yürüyüşümüze olumlu etkisi, o yürüyüşümüze dinamik etkisi ve aynı zamanda yine karbon komponentlerden ve esnek bir yapıdan oluşmasından dolayı ayağımız öne arkaya sağa sola yani multifonksiyonel özel hareket kabiliyetine sahip bir ayak. Ayağımızın dışında bir de kozmetik kılıfımız var. Zamanla oluşabilecek deformasyonlarda bu sadece kozmetik kılıf değiştirilebiliyor. Klasik protezde yaşadığım sıkıntılardan sonra prokliniğe başvurdum. Buradaki sıcak ortam beni çok etkiledi açıkçası. Arkadaşların ilgisi bana karşı çok yoğundu. Ve bana inanılmaz bir çözüm ürettiler. Şu anda ayağımdaki harmony sistemi yaptılar ve beni rahata koydular.